Merhabalar, hoş geldiniz. Hafızayı Beşer konuşmalarının üçüncüsüne. Bu konuşma serisini Hafızayı Beşer Osmanlı Yazıları'nın Hikayeler Sergisi kapsamında düzenliyoruz. Hafızayı Beşer Sergisi, Suna Bey'in Ankaraç Vakfı El Yazması koleksiyonundan bir seçkiyle Osmanlı tarihine yeni yaklaşımları, yeni bakış açılarını, bu tarihin içinde seslerini yeni yeni duymaya başladığımız devlet dışı aktörleri biraz daha görünür kılmaya, biraz daha onların seslerini, görüntülerini, bıraktıkları izleri biraz daha daha geniş kitlelere tanıtmayı ve bu yeni yaklaşımların izlerini sürmeyi, yeni tarih yazım pratiklerinin izlerini sürmeyi amaçlayan bir sergi. Ben Mehmet Kenter bu arada, bu serginin küratörüyüm. Bu sergi kapsamı düzenlediğimiz konuşmalarda da sergi danışmanları ya da sergide başka şekillerde emeği olan ya da sergide bizim ilham aldığımız, sergi yazılarken ilham aldığımız araştırmacıları ağırlıyoruz. Serinin ilk konuşmasında Selim Kuru ve Akif Yerlioğlu konuğumuzdu. Şubat ayından itibaren duyuracağımız yeni kısımda da, ikinci kısımda da bu Hafızayı Beşer konuşmalarının Aslan Gürbüzel, Ethem Eldem, Aslı Niyazioğlu ve Bahat Anman konuşmaları olacak. Onun duyurusunu yakın zamanda yapacağız. Bugün konuklarımız ise Murat Güvenç, Ayşenur Aktal ve Murat Tülek. Murat Güvenç, Kadir Has Üniversitesi İstanbul Çalışmaları Merkezi'nin müdürü, kent coğrafyası, sosyolojisi ve tarih alanlarının en önemli isimlerinden biri. Özellikle veri görselleştirme ve haritalama pratikleri konusunda da bir ekol oluşturmuş bir hocamız. Ki bugün de göreceğimiz zaten bu ekolün bir ürünü. Aynı zamanda yeni, tamamen yenilemiş olduğumuz ve yeni baskıdan elimize ulaşan yıllık An Yıl of İstanbul Studies dergimizin de danışma kurulu üyelerinden bir tanesi. Dergiyi sizin için bir böyle küçük bir grubu resepsiyona bıraktık. Eğer almak isterseniz orada satışta şu an ilk alanlar siz olacaksınız. Aynı zamanda ama dergi online olarak da erişilebiliyor makalelerine ayrı ayrı. Ayşenur Aktal, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde lisans, Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü'nde yüksek lisansını yaptı. Halen aynı bölümde doktora çalışmalarına devam ediyor. Murat Tülek de lisans ve yüksek lisans derecelerini Mimar Sinan'dan aldı. Şimdi aynı okulun şehircilik bölümünde doktora eğitimine devam ediyor. Konuşmacılarımız Kadir Has Üniversitesi'ndeki sanayileşme öncesi Haliç ve Boğaz kıyılarının mekansal yapısı, Bostancıbaşı defterleri üzerine sayısal çözümlemeler araştırma projesinin yürütücüleri, serginin Hafızayı Beşer sergisinin yazılan İstanbul bölümünde koleksiyonumuzdaki 1802 tarihli bir Bostancıbaşı defterini sergiliyoruz. Eğer görmediyseniz çıkarken de oraya bakma şansınız olacak. Ve o defterin yanında, 1802 tarihli Bostancıbaşı defterinin yanında da bu projenin ufak bir çıktısını gösteriyoruz. Konuşmacılarımızın hazırladığı, kendi projelerinden yaptıkları bazı haritalar, İstanbul'un işte 19. yüzyıl başındaki kıyılarının sosyo-iktisadi durumunu gösteren haritaları. Bu İstanbul'un eski kaynaklarına, yazma kaynaklarına yeni yaklaşımlarla nasıl yeni okumalar getirilebileceğine dair izleyicilerimizin ağzında bir parça bal bırakmak, bal çalmak istemiştik. Şimdi konuşmacılarımız bu haritalandırma sürecini daha da detaylandıracaklar. Hepinize ve tabii ki konuşmacılarımıza çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. Şimdi ses geliyor mu acaba? Bu belki sadece kayıtlar için mi? Evet, kayıt için. Tamam, peki. Şimdi efendim çok teşekkür ederim. Biz de onur duyduk bu prestijli konuşma dizisine davet edilmek gerçekten bir onur. Ben konuşmaya başlamadan önce bu defterler ve haritalar meselesini sabahleyin düşündüm, acaba nasıl bu çok boyutlu şeye giriş yapabiliriz falan diye düşündüm. Kafamdaki anılarım beni lise yıllarıma götürdü. O zaman harita ile defter kelimesinin bir tek harita ve metot defteri diye bir defterler vardı. Orada bir araya geldiğini düşündüm. Ondan sonra da başka bir arada defterle haritayı hiçbir zaman yan yana durmadım. Ama biz burada şimdi bu defterlerin nasıl haritalanabileceği, nasıl haritalanabileceği konusunda bir sunuş yapacağız. Şimdi sunuşun önce menüsünü, yapısını size anlatayım. Yani sunuş aslında 3 bölümden veya 4 bölümden oluşuyor. Zamanda bitirmeye çalışacağız.
Yani ben bir giriş yapacağım. Bu iş nereden çıktı diye. Bu bir insanın aklına defterleri haritalamak nereden gelir sorusuna ve niye Bostancıbaşı defteri de başka bir defter değil o mesele üzerinde. Bunun alternatifleri nedir? Ne alanlara gidebiliriz? Nereden çıkıyor? Biraz bir genel çerçeve şey yapacağım. Benim bu projede bir yöneticiliğim var. Söylenildiği gibi projeyi aslında Kadir Has Üniversitesi'nin bilimsel araştırma projesi fonu destekledi. Ama bu fon içerisinde ben projeyi nasıl diyelim kavramsal olarak çerçevesini de bir sorumluluğum varsa işin büyük yükünü Ayşenur Aktal çekti. Ve biz beraber bu defteri çözmeye, çözümlemeye çalıştık. Onun için konuşma eşit sürelerde olmayacak. Ben biraz daha kısa, Ayşenur Aktal biraz daha uzun konuşacak. Çünkü onu anlatacağı çok şey var. Ondan sonra da haritalama kısmına geldiği zaman da haritaları da Murat Cürek anlatacak. Yani konuşmamız 3 bölümde oluşacak. Şu dalgayı da biz konuşma sırasında birbirimize geçireceğiz. Şimdi önce tabii herhalde bu fikir nereden çıkar? Bayram değil, seyran değil, defterleri niye haritalamaya merak sarıyoruz diyebilirsiniz. Biraz böyle telegrafik olarak bazı şeyler söyleyeyim. Bir tanesi beşeri ilimlerin tarihine bakıldığı zaman Rönesans gerçekten bir dönüm noktası oluyor. Rönesans'la beraber beşeri ilimler yeniden yapılanıyor. Ve bunun arkasındaki teknolojik şey gerekçe mekanik çoğaltma yani bizim matbaa dediğimiz şeyin bulunmasıyla ilişkili. Matbaa bulunduktan sonra adına beşeri bilimler dediğimiz her şeyin şekli şemaili değişiyor. İki tane önemli şeye dikkat edeceğim. Bir tanesi o tarihe kadar el yazmaları var. Ama mekanik çoğaltmadan sonra el yazması giderek artık böyle azalırken çoğaltılmış şeyler yapılıyor. Bunun bizde hani Osmanlı'ya matbaa erken geldi, geç geldi, gelseydi çok şey olurdu filan meselesi var. Matbaanın niye getirdiği büyük dönüşümün ne olduğu konusunda iki tane tez var. Bir tanesi matbaa geldiği zaman hakikatler topluma böyle dağıldı, onu kolaylaştırdı. Ama yeni yaklaşımlar bu konuda, poststrüktüralist yaklaşımlar bunun hakikatlerin dağılmasından çok yazılanların tahrif olmadan yayılabilmesine izin vermesi olduğunu söylüyorlar. İkincisi de görsellerin yazmalar içerisinde daha kolay taşınmasıyla ilişkili olduğunu söylüyorlar. Yani matbaa olduğu zaman yazarın yaptığı yanlış kamusallaşıyor. Ve insanlar o yanlışı gördükleri zaman o yanlışa reaksiyon veriyorlar. Bunu okudum ama burası doğru değil. Ve bu aslında bir kamusal eleştirinin olmasını ve tek bir beyin yerine paralel çalışan yüzlerce beynin şekillendirdiği bir kamusal alanın oluşmasına sebep oluyor. Bu önemli bir şey. İkincisi de şeylerin, grafiklerin ve şekillerin çoğaltılması, tahrif olmadan çoğaltılması mümkün oluyor. O tarihe kadar mesela Öklid'in geometri kitabını çizimleri olmadan çoğaltıldığını düşünüldüğü zaman üçgenin iç açıları kavramının ne anlama geldiği uzun uzun tartışmalara konu olmuş. Çünkü ne üçgen var ne iç açının nasıl tanımlandığı belli değil. Ne kastedildiği de belli olmuyor. Fakat işte bu matbaa bunu çözüyor ve ondan sonrasını gerisini biliyoruz. Bundan sonra toplum bilimlerin tarihindeki ikinci büyük devrim, bununla kıyaslanabilecek ikinci büyük devrim, bilgisayardan da çok sonra geliyor. Aslında sayısallaşma. Yani bilginin sayısallaşması. Artık ürünün mekanik çoğaltması yerine sayısal ortamda çoğaltılması, sanal ortamda çoğaltılmasının getirdiği büyük bir devrimden bahsediyoruz. Bu uçucu geçici bir devrim değil. Zaman içerisinde kalıcı olduğu anlaşılıyor. Bugün bu devrimin artık tam ortasında yaşıyoruz.
Bu devrim yaşanırken biraz bunun tarihine gidersek 1960'lı yıllarda ilk denemeler, yani tarih alanında bilgisayarlı tarih yazmak, kantitatif history dedikleri tarih yazmalar. Bu aslında saman alevi gibi yayılıp ve büyük bir hayal kırıklığı ile sonuyor. Çünkü bu kantitatif tarihçiliğin biçimi, kavramları tarihçilerin özgünlüklerin temsili konusunda çok da tatmin edici yanıt vermediği gözüküyor. Görselleştirme ve analitik kartografya ile ilişki düşünüldüğü zaman 1980'lerin bir dönüm noktası olduğu düşünülüyor. Brodel, École Normale Supérieure'de bu maddi medeniyet ve kapitalizmle ilgili bu üç ciltlik abidevi eserini yazarken, bu eserde bizim Türkiye'de çok tanınmayan ama dünya kartografya tarihine büyük katkılarda bulunmuş Jacques Bertin isimli bir kartografın hizmetlerinden yararlanıyor. Ve Jacques Bertin'in büyük katkısıyla tarih alanında yayıncılıkta önemli bir değişiklik oluyor. O da o tarihe kadar tarih kitaplarının formatı değişiyor. Tarih kitapları klasik baştan aşağıya bir metin, bittikten sonra fotoğraflar, çizelgeler, tablolar arka kısma konurken ilk kez bu kitapta grafikler, haritalar, çizelgeler metnin parçası olarak metnin arasına giriyor. Ve ondan sonra metin grafikleriyle beraber okunan bir, bu da tabii çok önemli bir şey. Bunu yapabilmek için de tabii Bertin kalibresinde bir kartografa ihtiyaç var. 80'li yıllar çok önemli bir başka bakımdan. İlk kez o tarihte Fransa'da kalitatif sayılan bilginin istatistiksel analizini, matematiksel analizini yapan modeller geliştiriliyor. O tarihe kadar istatistik dediğimiz şey büyük ölçüde ölçülmüş bilgilerin. Ama kalitatif bilgi, sayılmış bilgi, bunun analizi yok. Ama 1980'li yıllarda bu mümkün oluyor. Bunun yine en az Brodel'in eseri kadar abidevi katkısı Bourdieu'dur. Bourdieu'nun Distinction isimli kitabında kalitatif bilginin geometrik ve görselleştirmesiyle ilgili büyük bir çaba var. Kalitatif bilginin görselleştirmesi, analizi mümkün oluyorsa bu zaten tarihçilerin uzun yıllardır bekledikleri şey. Niye tarihçiler bu tekniği alıp hemen uygulamıyorlar diye sorulabilir. Görüyoruz ki Bourdieu'nun eseri arkeolojide, pazar araştırmalarında, sosyolojide muazzam bir başarı kazanmasına rağmen coğrafyada ve tarih alanında bir sessizlikle karşılanıyordu. Bununla fazla ilgilenmiyorlar. Bunun altındaki sebep çok basit. Çünkü insanla harita arasındaki ilişki bilişsel bir ilişki, kognitif bir ilişki. Bir harita eğer çok sayıda gözlem noktası içeriyorsa o harita görsel iletişim niteliğini tamamen kaybediyor. Buna Fransızlar okunacak harita deniyorlar. Bu haritalar da yararlı ama sadece baktığınız nokta hakkında bilgi veriyor. Haritanın kendisi bir görsel iletişim özelliği, aracı olma niteliğini kaybediyor. Bunun en güzel örneği bizim Türkiye'de Pervitiç haritalarıdır. Pervitiç haritalarına uzaktan baktığınız zaman elbise patronu gibi bir şey görürsünüz. Onun üzerindeki bilgiyi okuyabilmek için tek bir noktaya odaklanmamız gerekli olur. Ama zaman içerisinde bu mütekabiliyet analizi denen teknik sosyologların kullandığı bir çözümleme aracı olmaktan çıkıp bir araştırma programına dönüşüyor. Bu araştırma programı bugün artık dünyada periyodik olarak yüzlerce kişinin katıldığı ve bir yerleşik pozitivist araştırma tekniklerine alternatif yeni perspektifler sunan
ilişkisel çözümlemeye elverişli bir çözümleme dilleri bütününe dönüşüyor. Ve bu dillere dönüştüğü zaman artık eskiden toplulaştırılmamış veriler üzerinde hiçbir anlamlı çözümleme yeteneği olmayan mütekabiliyet analizi artık dezagreje, yani tekilliklerin var olduğu büyük veri tabanlarını işleme imkanı veriyor. Bu durumda artık bu analiz sosyologların ve toplulaştırılmış veriyle çalışmaktan fazla sıkıntı duymayacak pazar araştırması, araştırmacıları gibi böyle nasıl diyelim araştırma alanlarında şey olmaktan çıkıyor. Çok geniş alanlarda seçim çalışmalarında falan da kullanılıyor. Kullanabilir hale geliyor. Burada da bir Fransızların geliştirdiği Fransız veri analiz okulu var. Veri analiz okulu demek İngilizcesi hani data analysis anlamına gelmiyor. Fransızların dilinde veri analiz demek aslında verinin içerisindeki örüntüleri, semantik yapıları çözümlemeye elverişli tekniklerden söz ediyoruz. Bu teknikler aracılığıyla bugün günümüzde metinler, metnin kendisi bilgisayarın içerisine işlenebiliyor. Sadece sözcük sayma şeklindeki geleneksel içerik analiz tekniklerinin çok ötesinde anlamlar, anlam çizgileri, pozitif yüklemler, sıfatlarla şeyler, onları çözebilen, yani makine artık metni anlayabilen, metni deyim yerindeyse haritalayabilme yeteneğine sahip oluyor. Bu metini haritalayabilme yeteneğinden bahsedildiği zaman 3 tane gelenek, 3 tane okul çıkıyor. Bunlardan bir tanesine mekansallaştırma deniyor. Mekansallaştırma denen olay, makine bütün metni okuyor. Sözcükler, yüklemler, fiiller arasındaki ilişkilerden bir, nasıl diyelim, üslup topografyası kuruyor. Yani metnin bir çeşit haritasını yapıyor. Buna mekansallaştırma deniyor. İkinci yaklaşım, metnin içerisindeki coğrafi referansları buluyoruz. Buna georeferencing deniyor. Bu georeferencing'den hareketle o yerlere ilişkin metinde ne gibi atribütler, ne gibi sıfatlar, ne gibi şeyler kullanılmış. Yani makine bize artık kendi başımıza çözemeyeceğimiz büyük metinleri çözebilme imkanı veriyor. Üçüncüsü de içinde doğrudan eksplisit bir mekansal referans olmayan metinlerde coğrafi referansı metaforlar veya çıkarsama yoluyla elde etme. Buna da geographical inference, yordama, çıkarsama deniyor. Yani bir tanesi metni haritalama, ikincisi metinden coğrafi bilgi çıkarma, üçüncüsü de metnin içerisindeki coğrafi bağlantıları keşfetme, çıkarsama. Şimdi bunlar varken, şimdi konuşmayı ben bitiriyorum. Ondan sonra bu tekniklerden en basiti metnin içerisindeki coğrafi referansları bulma. Çünkü o tarihlerde biz, şimdi daha biraz ileriye gittik ama 2 sene öncesinde bu coğrafi referansları bularak metinleri aslında tablolara dönüştürmenin yapılabileceğini düşündük. Bir tarafta coğrafi referanslar, öbür tarafta da o referansların o bireylere nelerin tekabül ettiği, o yerlere neler. Bunun nasıl olduğunu şimdi birazdan Ayfenur bize anlatacak. Niye Bostancıbaşı defterleri? Tabii insanlar yürümeye falan başlarsa, bilmedikleri bir alana girdikleri zaman ilk önce boğazın akıntılı sularında değil de biraz Ataköy plajının küçük şeylerinde dolaşmak lazım. Bu da Bostancıbaşı defteri de böyle küçük bir egzersiz yapmak için iyi bir örnek diye düşündük. Niye? Çünkü Bostancıbaşı defterlerinin tutuluşunda çok ilginç bir şey var. Bütün defterler Topkapı Sarayı'nın tam karşısındaki sepetçiler kasasından başlıyor. Sıralı olarak, ardışık olarak, sequential olarak
Ali Beyköy'e kadar gidiyor. Ali Beyköy'den Haliç'in kuzey sınırını izleyerek genellikle Salı Pazarı'na geliyor. Bu birinci kısım. Ondan sonra defterin ikinci kısımda Salı Pazarı'ndan başlıyoruz. Ta Rumeli Feneri'ne kadar çıkıyoruz. Rumeli Feneri'nden çıkıldıktan sonra Boğaz'ın Anadolu yakasına geliyoruz. Ev ev izleyerek ta Moda'ya kadar veya bazen Kadıköy'e kadar geliyoruz. Bu defteri tutanlar kıyıda tek bir bina dizisini yazıyorlar. O bina dizisinin arkasındaki ikinci dizi, binaya ilişkin bilgi vermiyorlar. Sequentiality yani ardışıklık, belli bir sistematiğinin olması ve şimdi bunun içerisinde mekansal referansların bulunması ki o defterde birazdan göreceğiz kırmızıyla yazılı olan kamusal alanlar, iskeleler, hamamlar, başka ne oldu? Çeşmeler gibi referansların olması bize bu defterin mekansallaştırmasına izin veriyor. Bu eğer bu referanslama yoluyla biz metni yerler ve o yerlere ilişkin atribütler şekline getirebilir isek onu düşündük ki bu tablolardan metinde gözlenmesi mümkün olmayan ilişkileri haritalamaya elverişli görsel iletişim modelleri kurabiliriz. Ne kadar başarılı olduk, olmadık onu göreceğiz. Ben şimdi susacağım. Devam edecek. Ayşenur Aktal devam edecek. Yaşlandık, isimleri kaçırmaya başladı. Ben de Bostancıbaşı defterleri hakkında genel bir bilgi verdikten sonra nasıl bunları analiz ettiğim, nasıl veri tasnifi yaptığımızı, daha sonra analiz ettiğimizi, coğrafi olarak koordinatladığımızı anlatacağım. İlk önce Bostancıbaşı defterleri Sarayın Bostancıbaşıları tarafından hazırlanan, yani bunlar Boğaz'ın ve adaların inzibat amirleri aynı zamanda Bostancıbaşısı tarafından hazırlanan defterler ve sahildeki yapılaşma ve denetimi kaydeden defterler. Bu defterlerin hazırlanış nedeniyle ilgili çeşitli spekülasyonlar var. Bunlardan bir tanesi yapılaşmayı kayıt altına almak. Diğeri ise padişah kıyı gezintilerinde rehberlik etmek amacıyla kullanıldığını da söyleyen bazı şeyler var, görüşler var. Bizim ulaşabildiğimiz 9 tane defter var. Reşat Ekrem Koç'un 1958'de yayınladığı, Şevket Radon'un 1972'de yayınladığı, Cahit Kayra ile Erol Üye Pazarcıklı'nın 1992'de, Murat Bardakçı'nın ise 2013'te yayınladığı. Bunlar transitere metinler. Genellikle bu metinler Bostancıbaşı defterleri ile alakalı çok detaylı bilgiler vermemekle beraber sadece transiterasyonla yetinmişlerdir. Bir de Osman Nuri Ergin'in yayınladığı ama transiter edilmemiş bir Osmanlıca metin var. Bostancıbaşı defterleri ile ilgili olarak. Bunun dışında Neriman Başaran, Vusat Sertel ve Hale Süer gibi İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin lisans bitirme ödevi olarak hazırladıkları 1951 yılında hazırladıkları ve sadece transkripsiyon ya da transliterasyon şeklinde de değil, yani birebir yazma eseri kaydettikleri, Arap alfabesiyle Osmanlıca kaydettikleri metinler var. Biz bunlardan iki tanesini inceledik. Bir tanesi Murat Bardakçı'nın 2013'te yayınladığı, diğeri de Cahit Kayra'yla Erol Üye Pazarcıklı'nın yayınladığı defterler. Burada sadece Murat Bardakçı'nın 3. Selim dönemine ait 1801-1803 arasını kapsayan o döneme tarihlendirilen defteri hakkında bir sunum hazırladık. Onu sunacağız. Onun dışında bu defterlerin çoğu yani ne zaman hangi zaman diliminde oluşturulduğuna bakarsak premodern dediğimiz eski rejimin sürdürülemediği, yeni rejimin kurulamadığı çalkantılı bir yeniden yapılanma dönemine tekabül ediyor bu defterlerin hazırlanışı. İşte bu dönemde İstanbul kıyı şeridi ve arazi kullanımı ve mülkiyet yapılanması hakkında bilgiler veriyor. Defterler İstanbul kıyı şeridi birçok yazar tarafından, seyyah tarafından incelendi. Ana güzergah olarak kullanıldı kıyı şeridi. Evliya Çelebi
zaman zaman kıyı şeridinden güzergah olarak devam etti 16. yüzyılda. Kömürciyan, Hovannesyan, İnciciyan 17 ve 18. yüzyıllarda yine kıyı şeridini hakkında yazan ya da o kıyı şeridini referans alan yazılar yazdı, kitaplar yazdı. Ama Bostancıbaşı defterlerinin Murat Hoca'nın da belirttiği gibi bu yazarların seyahatnamelerinden, kitaplarından farkı sistematik, sıralı ve ardışık olması. Ve bu defterler yine Murat Hoca'nın belirttiği gibi çeşitli nirengilere referans verdiği için ve yani mekanla bağlantı kurabilmemizi bugün sağlayabildikleri için yani çeşitli iskelelere, limanlara, camilere, çeşmelere, kalelere referanslar verdikleri için mekansal olarak koordinatlamaya müsait defterler. Belki şuradan başlayayım. Tamam. Biz araştırmamızın aşamalarını veri sınıflandırma, coğrafi bilgi sisteminde koordinatlama, analiz ve görselleştirme olarak dörde böldük. İlk önce şu Excel dosyasını göstereyim. Bostancıbaşı defterlerindeki her bir kutucuk, yani ilk başta şu slaytta gösterdiğim her bir kutucuk. Mesela burada Tophaneye Amire-i Camii Şerifi ve meydanında Maileziz Çeşmesi diyor. Sonra Kurbin'de Top Dökümhaneleri, sonra Kurbin'de Topçular Kışlası ve benzeri devam ediyor. Sonra Kurbin'de Cedid İskele gidiyor. Biz bu defterlerin her birisini OCR'la, defterlerdeki kutucukların her birisini OCR'la Excel'e aktardık. Yaklaşık 1787 tane satırımız oldu. Sonra bu defterdeki her bir kutu veya birden fazla arazi, bu defterdeki her bir kutu bir arazi kullanım verisi içeriyor. Bir veya birden fazla arazi kullanım verisi içeriyor. Biz bu defterlerdeki arazi kullanım verilerini açtığımız zaman, yeni satırlar oluşturduğumuz zaman bu akordeon gibi bu 1787 tane satır 2208 tane satıra uzadı. Bazı arazi kullanım, yani bunların her birisi arazi kullanıma dair bir bilgi içermekle birlikte bazıları arazi kullanımın yanı sıra kişilere dair bilgiler de içermekte. Mesela Sarraf Abrahamoğlu Ohannes Zımmi'nin yalısı. Bu böyle dediğimiz zaman şuradan gösterebiliyor muyum? Tamam. Mesela pointer'e baktım ama şu mu? Ayakta işte. Mesela burada Tophane Camii Şerifi ve Maileziz Çeşmesi diyor. Biz burada fonksiyon olarak bir Tophane Camii Şerifini gösteriyoruz, cami diye. Bir de çeşmesini gösteriyoruz. Kişilere dair mesela Ohannes, yani bazı kişiler, mesela Abrahamoğlu Ohannes Zımmi'nin yalısı dediğimiz zaman biz burada hem yalıya referans veriyoruz, hem Abrahamoğlu Ohannes'in etnisitesine dair bir şey çıkartabiliyoruz. Ve referansına dair bir şey çıkartabiliyoruz. Yani bazı satırlar bize birden fazla şey verirken, anlamlandırma şansı verirken bazı satırlar sadece fonksiyonları sınıflandırmamıza olanak sağlıyor. Tamam. Şimdi burada lejant oluşumuyla alakalı bir şeyler söyleyeceğim. Arazi kullanım kategorisinde yaklaşık 3, yani kademeli olarak lejantlar oluşturduk. İlk önce ondan bahsedeyim. Mesela bu arazi kullanım kategorisinde oluşturduğumuz lejant. Tabii ki modern döneme ait bir defterde modern koşullarda bir lejant oluşturumuna gitmek de bazı kısıtlamalara neden olmakla birlikte biz bunun mümkün olduğunca üzerinden gelmeye çalıştık. Mesela birinci kademe şeyimizde, gruplandırmamızda konut, bahçecilik, imalat, askeri, toptan ve perakende ticareti, yeme içme mekanları, ulaşım, depolama, toplum hizmetleri gibi ayırdık. Bugün burada göstereceğimiz haritalarda bu birinci kademe gruplandırmanın haritası. Bunun sonra daha sonra ikinci kademe olarak daha detaylı olarak detaylandırarak aldık. Örnekleriyle görüyoruz işte mesela hane, yani konutun içerisinde aynı zamanda hane, kasır, köşk, yalı, arsa gibi alt kademeli gruplandırma da yaptık. Ve bunların hepsinin analizini yaptık ve kod verdik. Yani burada
bu Excel tablosundaki her bir fonksiyona bir kod, her bir mesleğe bir kod, her bir etnisiteye bir kod verdik ve bunları sayısallaştırdık. Ve bunlar için bir lejant oluşturduk, bu arazi kullanım lejantı. Ve meslek lejantı oluşturduk. Şimdi meslek lejantını oluştururken Cambridge'in PST kategorisine referans verdik ama bunun yanı sıra bu kategori daha çok bu kategoride mesela memurlar tek bir şekilde gösteriliyordu. Bizim İstanbul kıyı şeridinde daha çok bürokratlar ve memurlar ve üst kademe devlet memurları yer aldığı için bizim kendimizin de bir kod oluşturması gerektiği bunun yanı sıra. İşte kendimiz military rank and file, işte yani orta sınıf askeri grup, işte üst yüksek askeri grup vesaire şeklinde gruplandırmalar yaptık. Normal mesleklerin haricinde, normal zanaatkarlık ve mesleklerin haricinde bunları da oluşturduk. Sonra diğer kategorilerin rejantları, etnik dinsel, ünvan, ünvan 2, dini ünvan, birçok ünvandan bahsediliyor. Bir kişi tarif edilirken işte paşa mı, zade mi olduğuyla ya da reis ya da nasıl ifade ediliyorsa çeşitli şekillerde bunları yaptık, bölümlere ayırdık. Mesela etnik dinselde Ermeni, Müslüman, Rum, Yahudi diye ünvanlar verdik. Tabii bazı inisiyatif aldığımız bazı noktalar da var. Çok sık rastlamasak da bazen birden fazla mesleğe sahip hem imam hem kayıkçı olan insanlar var. Çok sık olmasa da bunları mümkün olduğunca çok fazla spekülasyona yer vermeden analiz dışında bıraktık. Çünkü fazla metinle ilgili spekülasyona girmemek için. Metnin bazı çözülemez sorunları var. Mesela çoğul bazı şeylerden kayıkhaneler ya da kahvehaneler ya da serapa limoncu dükkanları diye bahsediyor. Bu mesela bunun mekansal olarak tespit ne kadar olduğunu tespit etmemiz zor olduğu için bunları yapmadık. Yani sadece iki birim olarak yani çoğul en az çoğul kademe olarak gösterdik. Yani bununla ilgili de çeşitli spekülasyonlar yapılabilir, farklı spekülasyonlar, farklı rakamlar verilerek daha farklı yerlere çekilebilir belki. Ama biz mümkün olduğunca spekülasyondan çıktık. Bir de bazı fonksiyonların ağırlıkları ile ilgili. Mesela bir sebzihanenin ya da hanın belki mekandaki ağırlığı hem içerisinde yaşayan insanlar ya da çalışan insanlar bakımından daha farklıyken bir yalının ağırlığı daha farklı ya da büyüklüğüne göre büyüklüğün ile alakalı olarak daha farklı olabilir. Yine bunlar ben sadece karşılaştığımız zorluklar ve bu metnin premodern döneme ait bir metin olmasından kaynaklanan bazı kısa düşmelerden bahsediyorum. Ama bunlar bizim çalışmamızı engelleyecek boyutlarda ya da düzenli ve sistematik bir bütün oluşturmamızı engelleyecek boyutlarda şeyler olmadı. Yani Murat Hoca'nın bir sözü vardı bunu. Yani bunu söylemek istiyorum. Kayıtları incelerken aslında sadakat ile soyutlama arasında ince bir çizgiyi gözetmek durumunda kaldık her zaman. Ve bunları yazdığımız makalede de detaylıca anlattık. Nerede zorlandığımızı, nerede nasıl bir yol izlediğimizi. Bir sonraki aşamada bu mekansallaştırma ile ilgili olan aşamaya geldiğimiz zaman segmentlerden bahsedebiliriz. Bu segmentler Murat Hoca'nın da bahsettiği gibi metinde geçen iskele, cami, kale, çeşme gibi nirengi noktalarının mekanda işaretlenmesi sonucunda oluşan segmentler. Tabii bu mekanda işaretlemeyi iyi yaparken bazı o döneme ait yapılar günümüze intikal etmiş olduğu için onlardan faydalandık ama günümüze intikal etmeyen yapıları bulabilmek için çeşitli haritalardan yararlandık. Bu haritaları koordinatladık coğrafya bilgi sisteminde. Anadolu ve Rumeli ciheti haritaları, Kofer haritası, Kaminer haritası, Pervitiç haritaları, Alman mavileri, Ayverdi haritası, Sedat Akgeldem'in Boğaziçi paftaları, Müller Wiener'in İstanbul Limanı çalışmasındaki paftalar bunlardan yararlandık, koordinatladık. Buradaki iskeleleri, camileri belirledik ve sonuçta bu segmentleri oluşturduk. 3. Selim defterine ait 142 tane segment oluşturduk.
Bu segmentlerin her birisi aynı yani aynı uzunlukta değil, aynı sayıda birim öğe içermiyorlar. Kimisinde 15 tane, kimisinde daha fazla, kimisinde daha az öğeler var. Uzunluk kısalı ama bunlar analiz için bir sorun teşkil etmiyor. Yani bu öğelerin eşit olması gerekmiyor analizin anlamlı olması için. Tamam. Bu mesela bizim şeyi gösteriyor, segmentlerimizin hem Boğaz'da ve Kaliç'te nasıl sıralandığını hem de nasıl başladığını. Mesela Tophane Salı Pazarı arasında bir segment. Salı Pazarı Fındıklı. Yani bunlar sequential ardışık olarak ilerliyor. Salı Pazarı Fındıklı, Fındıklı Kabataş, 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 Karavali. Bu şekilde gidiyor. Boğaz'ın kuzey, Boğaz'ın Rumeli ciheti, Anadolu ciheti, Haliç'in güneyi ve Haliç'in kuzeyi olarak. Mesela bizim karşılaştığımız diğer bir zorluk şeydi. Bu birimler ardışık olarak gittiği için mekandaki boşlukları belirtmiyor. Yani mekandaki boşlukların kendimizi tespit etmek zorunda kaldık. Bahsettiğim haritalardan yola çıkarak mekandaki boşlukları tespit ettik ve işaretledik. Şimdi analizi bundan sonra bu segmentleri oluşturduktan sonra ve bahsettiğim gibi Excel tablosuna bu verileri girip kodladıktan sonra bunları analiz ettik. Bu analizin bir Excel yani sonucunun Excel tablosunu sunumun bitişinde gösterebiliriz. Şimdi Murat devam edecek. Murat Tülek. Evet. Nusretiye Camii, evet Nusretiye Camii'nin yerinde yapıldı diye düşündük, evet. Zaten bizim açımızdan oradan kesecek bir çizginin evet. Yerini bulmak önemli. Tamam. Yani zaten mükemmel mekansı olarak yani mükemmele yakın ama tam anlamıyla mükemmel olması hani olduğunu iddia edemeyiz tabii ki. Hem de mesela sadece bu nirengileri gözetmedik. Aynı zamanda bu nireng, mesela bir nirengi yok. İşte İskele Liman Camii yok orada. Ama mesela ani bir değişiklik var. Etnisitede Yahudilerden devam ederken bir anda Müslümanlara geçiyor. Yani orada mesela biz bir kırılma noktası olarak kabul ettik onu. Ya da bir fonksiyondan diğer bir fonksiyona geçiyor. Atıyorum manavlardan bir anda kahvelere geçiyor ya da başka bir şey. Hani orada büyük bir, ki bunu çok fazla yapmadık, birkaç yerde yaptık. Öyle büyük değişikliklerin olduğu yerleri de işaretledik kırılma noktası olarak. Şimdi ben Murat'a söz vereyim. Evet. Şimdi bu analiz burada anlatacağımız şey 4 tane farklı temadaki analizler. İlki arazi kullanımı ile ilgili, ikincisi etnisitelerle ilgili, üçüncüsü meslekler, dördüncü de cinsiyetlerle ilgili. Bunu şöyle bir analize sokmadan önce şöyle bir tablo haline getiriyoruz. Segmentler satırlarda ve sütunlarda hangi fonksiyonlar olduğu ve hangi segmentte kaç tane fonksiyon var onu görebildiğimiz bir tablo. Bunun mütekabiliyet analizini böyle yapıyoruz ve bu sonuçlar bize hangi segmentlerde hangi özelliklerin manidar olarak yığıldığını gösteriyor. Şimdi burada gördüğümüz bu yüzdeler bu İstanbul'un o zamanki kıyı şeridindeki ortalama oranlar. Yani tüm kıyı şeridinde ortalama %56.77 konut varmış gibi ilerliyor. Bizim haritalarda göstereceğimiz bunun üzerinde manidar yığılmaların olduğu yerler. İlerleyelim. Örneğin bu böyle ticaret, yeme, içme ve konaklama yerleri. Burada şu... Olur mu? Şu. Yok. Şuradan lambalar yok. Bu kadar oluyor. Yok. Daha iyi oldu bu. Belki şuradaki kırmızıları görmek. Evet. Yani bunu
onu anlatmak için şöyle bir şey söyleyebilirim. Hı hı, tabii. Burada bir şey yapacağım. Hı hı. Yani ticaret, yeme içme, konaklama denen şey bütün kayıtların %12.42'sini oluşturuyor. Ama bu kırmızıyla işaretlenen yerlerdeki kayıtların %82'si ticaret, yeme içme ve konaklama. Konaklama dediğimiz ne? Yani hanlar. Bekar odası. Bekar odası. Evet, yani bu kategori daha çok bir geri gelebilir misin? Bu işte Haliç içindeki daha ticaret böyle yerlerinde çıkıyor. Eminönü, Unkapanı ve Sütlüce'nin olduğu yerler. Bir sonraki kategori işte bu, hem bu ticaret, yeme içme ve konaklama ile beraber ulaşım, depo ve gümrüklerin olduğu yerler olarak çıkıyor. Görebiliyorsun yani. Üçüncüsü imalat. Yani imalatın %96.57'si burada. Tamam. Bu imalatın %96'sı buralarda. Bu şu Yeniköy'de bir segment var. Bir de bu Unkapanı ile Eminönü arasında muhtemelen bu 20. yüzyılda keresteciler rıhtımının olduğu yere denk gelen böyle bir segmentte çıkıyor. Üçüncüsü bu imalatla beraber ve bahçe ve balık dediğimiz böyle kategori. Bunlar böyle birçok yerde çıkıyor. Sarıyer, Kireçburnu, işte Paşabahçe, Beykoz, Çengelköy, Ayvansaray ve Sütlüce gibi yerlerde ve böyle daha Karaköy'ün oraya ne diyebiliriz? Azapkapı tarafında da bunlardan çıkıyor. Askeri diye bir kategori var. Bunun %100'ü tersane şey çıkıyor. Tersaneyi imalat olarak değil, askeri olarak belirtmişler. Diğeri yine başka bir kategori. Askeri ve toplum hizmetleri. Bunlar Rumeli Kavağı'nda ve daha ufak Yeniköy'de veya Çengelköy'de ve şeyin Haliç'in girişindeki yerlerde görünüyor. Yine buna benzer başka bir kategori. Bunlar yavaş yavaş artık bu diğer Boğaz'daki diğer yerleri doldurmaya başlıyor. Bu da konut kategorisi. Bu da Boğaz'ın birçok yerine yayılmış durumda. Şimdi biz bunu, bu böyle bütün hepsini bir arada görebileceğimiz bir şey. Biz bu bir sentez haritası ve burada ya atıyorum ticaretlerin şurada böyle yoğun olması diğer yerlerde olmadığı anlamına gelmiyor. Burada daha manidar böyle yığılmalar var ama biz bu sergi için hazırladığımız haritalarda bunları daha tek tek ve ayrıntılı bir şekilde görmek de mümkün. Mesela biz şeyleri ticaret, yeme, içme ve konaklamayı bir burada bir de burada manidar olarak yığıldığını söyledik ama aşağıda ise göreceğiniz haritalarda şimdi burada çok yoğun bir şekilde görebiliyorsunuz. İşte orta yoğun bu da şeyde vardı ama bunun dışında olan yerlerde mesela bir tık daha gidersek şimdi mesela seyrek olarak şu bütün bu gördüğümüz lejantlarda var. Olmayan yerler ise bir tık daha gidersek bu tersanenin olduğu yerde ve bu Unkapanı ile Eminönü arasındaki imalatın olduğu bir yerde görünüyor. Buna benzer başka bir örnek konut için verebiliriz. Konutta bu sarılardı. Bir kere daha gidersek. Bu işte çok yoğun yerler ve buralar. Konutun olduğu yerler. Orta yoğun olan yerler. Şu duvarınız açık kahverengiler. Az yoğunlar çok da böyle az, daha çok bir ticaret yerlerinde var. Ve hiç olmayan yerlerde yine böyle benzer böyle bir yerde çıkıyor. Bunlar da bu etnisiteyle ilgili böyle haritalar. İlerleyelim. Şimdi burada şimdi yavaş yavaş hangisini? Yani bir kere geri geçsem. Yani buradaki kayıtlarda %36'sı Müslüman. Yani kayıtlarda %14 şey Rum isimlerine %13 yabancı. Yani Yahudi, Ermeni. Bu yabancı denilen şeyin içerisinde boyarlar filan var. Bu bir değerlendirme dışı denen şeylerde de yani konut dışı yani diğer bütün camiler veya bir ticaret merkezleri. Şimdi bu yavaş yavaş böyle gideceğiz ama bu ilk kategori Yahudiler ve Ermenilerin birlikte olduğu böyle yerler. Şu Kuzguncuk
çıkıyor. Karaköy'ün bir kısmı burada çıkıyor. Diğeri yine Yahudilerin tek başına bir manidar yığılma gösterdiği yerler. Bunlar Unkapanı ve biraz Balat'a doğru giden yerler ve Fener'in ilerisi. Şurayı okuyamıyorum. Hasköy. Hasköy değil, Hasköy burası. Şurası. Balat mı? Tamam. Bu yine benzer böyle bir kategori. Bunun dışında burada Ermenilerin böyle yoğun olduğu böyle yerler. Burası çok iki tane ufak bir segment çıkıyor. Bir tanesi Karaköy'de, bir tanesi Arnavutköy'de. Bir diğeri Ermenilerin ve Yahudilerin beraber göründükleri böyle yerler. Kireçburnu'nda ve daha ufak Ortaköy'de ve Hasköy'de görünüyor. Şimdi yavaş yavaş Rumların başka etnisilerle birlikte olduğu şeyleri görüyoruz. Bu Ermeni ve Rumların beraber olduğu Emirgan'da görünüyor ve Kadıköy tarafında görülüyor ve Sütlüce'de. Bu yabancı Rum ve Kadıköy'de var. Hatta biraz modaya kadar bile bazı şeyler geliyor. Bu defterde var mı emin değilim. Bu yabancı Rum ve boyarların bir arada olduğu şeyler de şurada gördüğünüz daha koyu maviler. Yeniköy bu. Şurası Yalıköy. Yalıköy. Yok Yeniköy şurası. Ha yok kusura bakmayın. Biz de okuyamıyoruz. Benim şey değil. Bunlar Müslümanların böyle yoğunlaştığı yerler. Bu koyu yeşiller. Bu Müslümanlarla Ermenilerin bir arada oldukları yerlerde bu açık yeşiller. Yine bu da biraz konut dışıyla Müslümanların bir arada olduğu yerler. Bunlar da bu bahsettiğimiz konut dışı olan böyle yerler. Şimdi bunu da biraz önceki gibi bir tane örnek böyle bakarsak bu Ermenilerin böyle yoğun olduğu Ermenilerin nerelerde yoğun olduğunu gösteren şey bu. Şu iki küçük yerde biraz önceki haritada gösterdiğimiz şey. İkincisi gene çok ufak şu iki hatta üç segmentte. Kireçburnu, Ortaköy, Kuruçeşme arası ve Hasköy, Sütlüce arası. Bunlar orta yoğun olan yerler. Mesela Kadıköy, işte Çengelköy, Kuzguncuk, karşıda Kuruçeşme, Arnavutköy, Bebek, işte Emirgan diye gidiyor. Diğerleri de bu açık şeylerle artık çok daha az yoğun. Varlar ama çok az yoğun böyle oldukları yerler. Bu gri kısımda da ise bir tık gidersek... Ha yok, griler var. Şurada görünmüyor sanırım. Onlar da hiç olmadıkları yerler. Şimdi bu şekilde devam ediyorum. Bu sefer şey, meslek bahsetmiştim. Jantoluşturken kademe kademe. Aslında meslek de 3 kademede incelenmişti. Biz 3 kademelik de jantını yaptık. Bu en genel kategorisi. Devlet memurları işte %18.53, tüccarlar ve sanatkarlar %15.71, ortalama sahip kıyı şeridindeki dağılımı, yabancı diplomatlar %2.5, değerlendirme dışı %63.76. Yani zaten mesela bahsettiğim gibi 2208 tane satır var. Bunların hepsi kayıt var. Hepsi bir fonksiyona, bir arazi kullanımına tekabül ediyor ama bunların neredeyse yarısı, belki yarısından da azı bir kişi hakkında. Kişi hakkında bilgi veriyor. Verdiği zaman adından etnisitesini çıkartabiliyoruz. Dini özelliklerini çıkartabiliyoruz ama her bir isme referans verildiği zaman onun aynı zamanda mesleğine referans verilmiyor. O yüzden meslekler de iyice azalıyor bizim veri havuzumuz diyebiliriz yani. İyice azalıyor. Burada Murat daha iyi görüyorsun sen. Burada tüccarlar ve zanaatkarlar. Şunu sana şey yapayım ben de. Burada tüccarlar ve zanaatkarların dağılımını görüyoruz. İşte aslında orantılı bir şekilde dağılmışlar ama Halic'in Anadolu cihetinde belli bir yani Anadolu cihetinin ortasından Karadeniz'e doğru olan tarafında kuzey tarafında neredeyse hiç şey yok. Tüccar ve zanaatkar yani tüccar yok yani. Yabancı diplomatlar ve dragomanlar, tercümanlar. Bunlar Büyükdere'de, Balat, Fener'de, Beşiktaş'ın bir kısmında, Kuruçeşme'de yer alıyorlar. Çok özür dilerim. Bunu
Yunan'dan türettiniz değil mi isim başındaki? Yani bir öncekinde zanaatkar ve tüccar. Ha, meslek işlevden hiçbir zaman türetmediniz. Hayır. Siz yok. Ha, bir işlevden bahsediyor. Mesela nereden türettiniz? Tabii nereden türettiniz? Sarraf diyor. Sarraf evet. Diyor şey. Evet. Ama hiçbir zaman mesela marangozhane görünce ha burada bir. Hayır onu yapmadık. Onu aslında belki daha detaylı anlatabilirim ama yani zaten bir fonksiyona işaret eden, bir fonksiyona işaret edildiği zaman, mesela Mehmet Efendi'nin kahvesi denildiği zaman orada bir fonksiyon var, kahvehane. Ama Mehmet Efendi'yi ayrıca kahveci olarak ya da ayrıca bir şey olarak nitelemediği zaman biz onun hakkında spekülasyon yapmadık. Mesela ilginç bir örnek, pirinç sarrafı, pirinçi Yorgo'nun diyelim, yahuthanesi ve kahvehanesi. Şimdi büyük ihtimalle bu adam aynı zamanda kahvehane işletiyor ve yahuthanesi var. Yani bunları işletiyor ama biz onun bu mesleki sıfatını pirinçi olarak, yani öyle değerlendirildiği için pirinçi olarak aldık. Yani ekstradan o fonksiyona şey yapmadık, işaret etmedik. Mülkiyete işaret ettik, evet. Mülkiyet tablosu çıkabiliyor mu? Evet. Çık göreceksiniz. Evet, yani orada titiz davranmaya çalıştık. Hani metni fazla spekülasyonla okumamaya çalıştık. O zaman 700 satır tek tek okudunuz mu yani? Evet. Bir defa değil hem de birkaç, yani bir sürü defa okuduk yani. Bir bilimci var mıydı? Bu hani meslek çıkarımları veya ünvanları çıkarımları farklı yoksa sadece... Yani bilimciyi gerektirecek, yani ben zaten tarih yüksek lisansı yaptım ve doktorumu da tarih alanında yapıyorum. Zaten çeşitli hocalarımla Etemel'den, Cengiz Kırlı, Çiğdem Kafesçioğlu falan hep irtibatlıydık. Merkezde zaten disiplinler arası bir merkez olduğu için hani sormak açısından sıkıntı yaşamadık. Evet. Ya meslekler konusunda aslında açıkçası Türkiye'de çok fazla kaynak yok yani bizim bakabileceğimiz. Hani bu alan çok yani lejant oluşturmakta falan bazı zorluklar yaşadık açıkçası ama hani onun çeşitli danışmanlık hizmetleri de alarak şey yaparak aşmaya çalıştık. Burada mesela diplomatlar ve yabancı diplomatlar ve dragomanların dağılımını gösteriyor. Büyükdere'de, Balat'ta, Halic'in kuzeyinde, güneyinde devlet adamları, devlet memurları, bürokratlar, bunlar yine homojen bir şekilde dağılmışlar ve özellikle Halic'in Boğaz'ın orta kısmında karşılıklı olarak yer alıyorlar. Bunlar genellikle Müslüman, etnisite haritasında da Müslümanlara tekabül eden yerlere denk geliyor. Bir de kont dışı alanları. Hayır. Evet. Abi bunların içinde ama devlet adamı dediğin zaman askeri başka, ilmiye sınıfı başka, bunların yer seçimleri de birbirinden ayrılıyor. Bu düzeyde görmüyoruz. Bu düzeyde görmüyoruz. O daha detaylı düzey. Bu genel paftası, gösteren pafta. Burada cinsiyet farklılaşmasını görüyoruz. Mülkiyet üzerinden. Mülkiyetlerin yaklaşık, müstecir de var ama müstecir sayısı çok fazla değil, gerçekten az. Mülkiyetlerin %59, neredeyse %60'ı erkek, %7'si kadın. Verimizin %7'si kadın. Çoğul diye bir kategori var. Bu genellikle erkek, yani hiç kadın yok. %2,5. Birden fazla, yani bir mülkün birden fazla sahibinin olduğu durumlar için. Ve değerlendirme dışı, işte bu konut, ticaret alanları, konut dışı alanlar. Çünkü bahsettiğim gibi konut dışı ticaret alanlarını ekstradan bir şeye referans vermiyor. Bir kişiye referans vermediği için onun ismine ulaşamıyoruz. İsmine ulaşamayınca da kadın mı erkek mi etnisitesini vesaire bilemiyoruz. Burada erkeklerin yoğun, mesela bu genel olarak erkekler %50.1'e tekabül eden bir şeye sahipken, orana sahipken, burada erkeklerin %75.22 represent oldukları şeye gösteriyor. Burada kadın erkek ve çoğul görüyoruz. Yine erkekle kadınların
yaklaşık aynı şekilde temsil edildiği yerleri gösteriyor. Yine yani buralar erkek, yani yeşiller ve turuncular erkekle kadının dengeli bir şekilde temsil edildiği yerleri gösteriyor. Burada yavaş yavaş kadınların, yani koyu turuncuya doğru geçerken yavaş yavaş kadınların daha fazla temsil edildiği segmentleri görüyoruz. Burada kırmızılar kadınların kadınların temsil edildiği, erkeklerin olmadığı segmentler. Ortaköy civarı. Tabii. Mesela Kuruçeşme, Üsküdar, Beşiktaş, Ortaköy civarı, Kuruçeşme. Yani bunlar hep Boğaz'ın Rumeli cihetiyle saraylarla bağlantılı olarak. Burada işte sahilhaneler, saraylar, yalılar var kadınlara ait. Küçük Bebek de var. Hayvansaray da var. Mesela Çırağan Sarayı'da şurada bir tane koyu kırmızı olan var. Koyu kırmızı Çırağan Sarayı. Orada zaten ona bir kadına şey yapıyor. Bu da genel bir haritamız. Sonuç kısmında Murat Hoca anlatacak. Hocam bu şeyi anlatayım mı? Açayım mı Excel dosyasını? Gerekirse belki onu şey açabiliriz. Şimdi yani ben teşekkür ederim. Böyle bir şeyler bizim yaptığımız bir egzersizdi. Yani bu böyle bir ilk deneme şeyi. Bir şey fark edebiliyoruz ki bu, yani içerisinde hiçbir çizim, coğrafi, açık coğrafi, eksplisit coğrafi referans olmayan bir yazma. Bu tekniklerle incelendiği zaman bir görselleştirilebiliyor. Ve bu görselleştirme içerisinde biz aslında metnin içerisinde hiç olmayan sayısal bir takım bilgiler de elde edebiliyoruz. Belki orada şimdi Ayşenur bize bu sayısal bilgilerin gösterildiği tabloları da gösterebilir. Neler görebiliyoruz? Yani burada verilen yüzdeler, ağırlıklar, endeksler tümüyle verinin kendi içinden çıkıyor. Biz bunun üzerine herhangi bir varsayım bir şey yüklemiyoruz. Bu Amerika'da yani işte hermenötik yapan toplum bilimcilerin vurguladıkları bir şey var. Bırakın datalar kendileri konuşsun. Siz verinin üzerine konuşmayın. Verinin ağzına konuşmayın. Bırakın data konuşsun. Let the data speak for themselves. Yani bırakın da. Biz de burada elimizden geldiği kadar bunu yapmaya çalıştık. Nerede varsayım yaptıysak, nerede bir müdahale yaptıysak da onu açıkça söyledik. Bu defterin mükemmel %100 ve de mutlak resmi olduğunu kesinlikle iddia etmek mümkün değil. Nasıl ki bir fotoğrafı ben çektiğim zaman başka şey çıkıyor. Aynı makineyi Ara Güler rahmetlinin, değil mi, toprağı o çektiği zaman başka bir şey çekiyor. Yani bakan göz, makinenin ayarı, kullanılan film, bunların hepsi bu datanın nasıl temsil edilebileceği konusunda bize bir şeyler veriyor. Burada biz elimizde bu data varsa, bu haritalar varsa bunlardan ne yapılabilir, neye yarar bunlar konusunda bir iki şey, yani bir içeriğe yönelik bazı sonuçlar, yönteme ilişkin bazı sonuçlar çıkararak konuşmamızı burada bitireceğiz. Bir tanesi içeriğe yönelik sonuçlar dediğimiz zaman bu bize kıyıların aslında, yani İstanbul'da kıyı kullanımının burada bütün şeylerde inanılmaz zenginlikte bir arazi kullanım farklılaşması sergilediğini gösteriyor. Bunun içerisinde askeri yapılar, ticarethaneler, tamirhaneler, Yehudhane dediğimiz şeyin toplumun en alt kesimlerinin yaşadığı bölümler, yani bir alt gelir grubu. Aynı zamanda en üst gelir grubunun yaşadığı şeyler. Yani ve burası aslında devletin genel, nasıl diyelim, hüküm, tasarruf ve denetiminin bir nebze olsun dışında bir alandan bahsediyoruz. Çünkü denizle sur arasında kalan küçücük bantta neler olup bitiyor. Bu alanın regülasyonu
surun öbür tarafındaki regülasyondan biraz daha farklı. Onun için Bostancıbaşı'nın kontrolünde ve burası çok ciddi bir şekilde gözetim altında. Ve neyin ne olduğu son derece ciddi bir biçimde bu bölgelerde izleniyor. İkinci söyleyeceğim şey, bir erken modern Avrupa kentleriyle ilgili morfoloji çalışmalarında fringe belt, yani kentin çeper kuşakları diye bir kavram var. Surun dışında olan, kır olmayan ama kentli diyemeyeceğimiz bir çeper kuşaktan bahsediyor. Bu çeper kuşağın içerisinde burada gördüğümüz faaliyetlerin pek çoğu olabiliyor. Surun içerisinde olup da tehlikeli olan baruthane, mezbaha veya koku açısından istenmeyen kuruluşlar bu çeperde yer alıyor. Bazı üst gelir insanlar, yani üst gelir gruplarının erken banliyöleşme diyebileceğimiz şeyler oluyor. Mesela Viyana düşünülürse işte sur içinde bir saray var, surun dışında bir saray var. Her sene o saraydan o saraya gidilen böyle bir şey var. Yani şehir aslında ve bu çeperde aynı zamanda tarım da yapılıyor. Çünkü şehrin çürüyebilir protein ihtiyacının büyük bir kısmı o çeperde şey yapıyor. Burada bahçeler, bostanlar var. Aynı zamanda İstanbul'da tabii bu surun içinde de bahçeler, bostanlar var. Ayşenur'un bu konuda tezi de var. Şimdi İstanbul'u bu açıdan düşündüğümüz zaman bir çeper kuşağından söz etmek pek mümkün değil. Ama Boğaz'ın kendisi bir böyle İstanbul'un tarihi yarımadasının uzantısı, bu şeyde bu iki yakalı şeyde Boğaz'ın iki yakası etrafında oluyor. Yani başka yerlerde diyelim 5 kilometrelik bir çeper kuşağında göreceğimiz faaliyetlerin tamamı İstanbul'da 20 kilometrelik bir sahil şeridi üzerinde dizilmiş vaziyette. Niye böyle de çeper kuşağı oluşturmuyor diye düşündüğümüzde ilginç bir şey var. İstanbul'u böyle Boğaz'ı ve iki yakası diye böyle bir Mercedes-Benz gibi düşünürsek, bu Mercedes-Benz şemasının şu iki kulağı, yani doğu ve batı tarafındaki uçları aslında yılın her zamanı iletişime, deniz nakliyatına uygun yerler değil. Çünkü orası Lodos'a, Poyraz'a son derece açık şeyler. Halbuki Boğaz'da hiçbir zaman fırtına olmuyor. Yani kıyametler kopsa Boğaz'da karşıdan karşıya geçmek o kadar etkilenmiyor. Ve küçük bir sandalımız varsa, kayıkçılarımız da şeyse bizi şehir merkezine getirip götürebiliyor. Bunun etrafında işte üst gelir gruplarının ikametgahlarının yanı sıra imalat yapılıyor. Aynı zamanda burada tersaneler var, aynı zamanda askeri tesisler var ve de balıkçılık yapılıyor. Ve de şehrin aslında bu iaşesi açısından son derece önemli olan işte Arnavutköy'ün Çileği'nden bilmem neresinin yani bütün o boğazdaki çürüyebilir malzemenin tarımı yapıyor. Ve son derece zengin bir şeyden bahsediyoruz. Burada Yehudhane dediğimiz aynı zamanda en alt gelir gruplarının yaşadığı ve bugünkü yani sur içindeki insanların beraber yaşamak istemedikleri ama onsuz da olamadıkları sınıflarda bu Yehudhanelerde yaşıyorlar. Yehudhane aslında bir ucu denize bakan bir avlulu bir dar gelirli konutu. İçinde yaşayanların büyük çoğunluğu Yahudi de değil, sahipleri Müslüman da olabiliyor. Yani bize bu şehrin daha şirket-i hayriye kurulup Boğaz'ın daimi iskana açılmadan önceki arazi yapısı ve mekansal organizasyonu, sosyal coğrafyası hakkında defterde tek tek kutu kutu okuyabileceğimizin biraz ötesinde bir genel fikir elde etmiş olabiliyoruz. Muhteva konusunda söyleyebileceklerim bu kadar. Şimdi birazcık buradan nereye gidilebilir noktasına gelerek konuşmamı izninizle bitirmek istiyorum. Bu bizim ilk denememizdi. Bunun hakkında bir yazı yazdık. İmkanımız olursa buradaki haritaların
yapımında kullandığımız yöntemi bayağı geliştirdik. Ve bu haritaları daha da güzel yapabiliriz. Daha okunaklı da yapabiliriz. Ama bununla beraber merkezimizde bazı tarihçilerle işbirliği içerisinde ilginç işler yaptık bu defter şeylerinde. Bir tanesi devşirmelerle ilgili defteri aldık. Devşirmelerin fizyonomisinin yazıldığı bir büyük defter bulduk. Arkadaşımız bunu şey yapmış. O dönemde fotoğraf olmadığı için devşirilen çocuğun fizyonomisi yazılmış. Ve de nereden devşirildiği yazılmış. İşte boyu, paşı, gözlerinin rengi şeyle ilgili olarak. Ve bunu bütün Balkan coğrafyasından yazılmış. Binlerce kişinin kaydı var. Ve devşirilen zatın devşirildiği yerle fizyonomik özelliklerini gösteren bir tablo elde ettik. Anadolu devşirmeleri, adalardan devşirenler, Balkanlardan devşirenlerin birden fizyonomik olarak birbirinden çok farklı yapılarda olduklarını gösterebildik. Yani bunun haritalası, o devşirme defterinin haritası yapılabiliyor. Artlık harita olarak da kullandınız burada hocam. Artlık harita olarak o döneme dair yani eski tabii yani orada böyle bu ayrıntıda yer göstermiyor tabii yerleşmeler. Adayı boyadık. Yerleşmenin kentini boyadık. Yani Evliya Çelebi seyahatnamesindeki referans noktaları gibi derlenmiş bilgiler vardı. Murat o konuda biraz daha şey yapıyor. Şimdi 19. yüzyıldan gelen tıbbiye defterleri çalışan bir arkadaşımız var Bilgi Üniversitesi'nde. Ölümlerin ve hastalıkların mekansal dağılımı şey yapılmış. Burada İstanbul'un çeşitli mahallelerinden kaydedilen ölümler, hastalıklar var. Bu şimdi bu defterin nasıl diyelim, georeferanslama işleriyle meşgulüz. 1844 temettuat defterleriyle ilgili çok büyük bir çalışma var. Onun üzerinde pek fazla durmak istemiyorum. Bizim Kadir Has Üniversitesi'nde Yonca Erkan Hoca ile beraber başlattığımız Evliya Çelebi seyahatnamesini bir atlasa dönüştürmesi konusunda çok büyük bir proje var ki bunun üzerinde mesela ikinci cilt üzerinde biz bazı denemeler yapmaya başladık bile ve bunun georeferanslama işleriyle uğraşıyoruz. Aynı şekilde bir başka proje, şimdi yeni başladık. Kühne'nin La Turquie des Dazi isimli 7 ciltlik büyük metnini A tablolar, B metin itibariyle sayısallaştırıp bunun üzerinden bir analiz yapmak ve hem kolonyal bir gözle bakıldığı zaman Osmanlı Türkiye'si nasıl gözüküyordu hem de ulus devletler kurulmadan önce yerleşmelerin iktisadi yapısı neydi, daha sonra sınırlar geldiği zaman bunlar nasıl değişti, bu konuda bir egzersiz yapmaya başladık. Bunlar zahmetli işler ama heyecanlı işler. Burada kesin efendim. Teşekkür ederiz. Yani belki burada şöyle bir şeyle bitirebilirim. Yani burada şöyle bir şey. Yani mesela bu bir biraz yukarıda kaldırır mısın? Yani şöyle yukarıda altındaki yerleri de görelim. Şimdi bu analizin sonunda elde ettiğimiz şey bize ne veriyor? Ne veriyor? Şimdi buradaki şurada altta sırada gördüğümüz Tophane, Salıpazarı, Kabataş, Karabali, Hayrettin İskelesi, Beşiktaş İskelesi bunların her birisi demin size gösterdiğimiz birer segment. Bu segmentler niye bir araya geliyorlar, bir listelenmelerisi? Bu segmentler bizim incelediğimiz öz nitelikte benzer bir öz nitelik profiline sahiplerse, yani buralarda bir şey yoğun, bir şey orta yoğun, bir şey seyrek temsil ediliyorsa ki buna mevcudiyet, na mevcudiyet diyebiliriz. Yani bu buranın sosyal profilleri birbirine örtüşüyorsa model bunu buluyor. Ve bu örtüşme sonucunda bize diyor ki bakın burada bu şeyin içerisinde, bu yerler listesinde tüccarlar ve zanaatkarlar, diplomatlar, şey olmayan ikamet dışı alanlar ve devlet adamlarının rastladım. Fakat bunlara baktığım zaman bu bölgede
tüccarlar ve zanaatkârların manidar bir yığılma gösterdiğini, diplomatların, ikamet dışı alanların ve devlet adamlarının ise normal koşullarda bekleyebileceğimiz, yani istatistik olanda seyrek temsil edildiğini görüyoruz. Buradaki rakamların tamamını hesap olarak gösteriyoruz. Peki bu hesap, bu rakamlar bize neyi gösteriyor? Şunu gösteriyor. Bakın diyor ki bizim bu bölgede şuradaki gördüğümüz listelerde 537 tane kayıt var. Bu kayıtlar toplam kayıtların %27'sini oluşturuyor. Halbuki tüccar ve zanaatkârların %64'ü bizim burada yaşadı. Demek ki kayıtların %27'sinin olduğu yerde tüccarların %60'ı var ise o zaman bu bölgede tüccarlar manidar düzeyde yoğun temsil ediyor. Niye devlet adamları seyrek temsil ediyor? Çünkü burada devlet adamları yok değil, var. Devlet adamları dediğimiz kategorinin %17'si var ama eğer devlet adamı yoğun diyebilmemiz için bunların %27'den fazla temsil edilmesi gerekiyor. Yani şimdi bu rakamlar kesinlikle defterin hiçbir yerinde yazılı değil. Ama defteri biz bu halde dönüştürdüğümüz zaman defter bize bir başka öykü anlatmaya başlıyor. Ve bu öykü geliştirilebilir bir öykü. Şeyler konusunda eminiz. Bu segmentleri belirlediğimiz jeo-referanslar konusunda bir yıl uğraştık. Ve Ayşenur da burada. Yani çünkü çok fazla kaynağa gidip çok fazla şey yapmamız lazım. En önemli kaynaklarda, en beklemediğimiz yerlerde en beklemediğimiz bulgulara rastlıyoruz. Mesela İstanbul Limanı ile ilgili olarak Müller Wiener'in yazmış olduğu İstanbul Limanı kitabı, ki ölümünden sonra yayınlanmış bir kitap üzerinde, bütün iskelelerin sokaklarla bağlantısını gösteren çok zengin bir şey var. Biz onun üzerinde iskelelerle sokak bağlantılarını bulup şeyi, Haliç kısmındaki profilleri iyice çözümlemek imkanı bulduk. Ama yine Sedat Hakkı Eldem'in kitaplarında, Yalılar kitaplarında, yani sonsuz kaynaklar var. Burada da epey şey yapmış olduk. Yani söylemek istediğim şey, irdelenebilir, tahkik edilebilir bir çalışmadır. Peki, sorular varsa çok teşekkür ederiz.